Son bloku nasıl bitirdiysek yeni bloku öyle başlıyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz yeni bir bloka. Ben eve geldim ve şimdi arkadaşlar bir banyo gideceğim. Ondan sonra şu yüzümü falan bir yıkayayım. Üstüme başka şeyler giyeceğim diyeceğim de banyo kapısını kapatmış. Görüyor musunuz? Girme sanki diyor ama hayır. Girme rizik falan değil de ben nerede? Güntez orada gerçekten. Güntez bana çok yani Malkus'tan çok sevişmesini seviyor. Yani Malkus da kucağında oturuyor, ondan sonra kanında yatıyor bilmem ne falan ama yalnız kalmasını sevmiyor. Ben nereye gidersem o da oraya geliyor. Yani ikimize de çok çok güzel bir bağısı var. Eve geldim ve size arkadaşlar, siz Fransa'ya gidemiyorsanız o zaman ben size Fransa'yı evinize getireceğim arkadaşlar. Çok güzel bir yemekle. Flammkuchen deniliyor. Flammkuchen'i kelime kelime olarak Türkçe'ye çevirirsek o zaman ateş pastası deniliyor. Neden ateş pastası deniyor? Bu bir İtalyan pizzasıdır. Tart deniliyor bir de. İşte peynirli, soğanlı falan. Normalde tabii ki domuz eti koyuyorlar. Ama bizde çareler tükenmez ve hayır, domuz eti koymamız gerekmiyor. Biz salam da koyabiliriz. Size tarifini şimdi göstereceğim. Çok kolay arkadaşlar. Ve Türkiye'de her şeyi bulabilirsiniz. İnanın bana. Ve yedikten sonra diyeceksiniz ki vay be tamam yani Fransa'ya gitmem gerekmiyor. Bak işte Fransa'da yediklerini ben de yiyebilirim burada gibisine. Biz öyle yapıyoruz. O yüzden şimdi ilk önce ben bir üstümü değiştireyim. Yüzümü falan yıkayayım. Temizleyeyim. Ondan sonra hemen mutfağa. Şimdi arkadaşlar size lazım olan malzemeler. Şöyle ekmek hamurları. Ama flammkuchen için yani soğan tartı için diyeyim size. Fransız soğan tartı için ama bunu siz Türkiye'de bulamazsanız hiç üzülmeyin arkadaşlar. Dürüm ekmekleri. Dürüm ekmeğini alın aynısıdır. Yok hayır kendim yapmak istiyorum diyorsanız o zaman arkadaşlar pizza hamurunu yapın. Ve pizza hamuruna arkadaşlar tam böyle tam dürüm hamurunun ne kadar kalınlığı varsa öyle açın. Öyle de yapabilirsiniz ama dediğim gibi dürüm ekmeğinden süper oluyor. Dediğim gibi böyle hamurlar. Ondan sonra krem peynir böyle nasıl derler baharatlı. Yani bunun içinde biraz soğan var, biraz sarımsak var. Ondan sonra fesleğen var. Ondan sonra maydanoz var. Hadi böyle bir şey bulamadığınız zaman o zaman normal beyaz krem peynir alın arkadaşlar. Sürme peynir ve içine istediğiniz baharatı doğrayın. Taze soğan doğrayabilirsiniz. Veya sarımsak doğrayabilirsiniz. Fesleğen doğrayabilirsiniz. Ondan sonra maydanoz doğrayabilirsiniz ve güzelce karıştırın veya böyle hazır alabilirsiniz. Ondan sonra taze soğan arkadaşlar yok hayır taze soğanım evde yok kuru soğanım var. Tabii ki kuru soğanı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben taze soğan yapıyorum çünkü yeşil rengiyle beraber daha güzel bir güzellik katıyor. Dediğim gibi Fransızlar normal domuz etinden yapıyorlar. Şpek deniliyor böyle bir füme et biraz yağlı biraz tuzlu gibisine. Biz domuz eti kullanmadığımız için şu Elif markasının sığır eti var ya, sığır salamı var ya, onu aynı böyle kalem kalem doğradığınız zaman aynı işi görüyor arkadaşlar. Sadece hamura sonra biraz daha fazla tuz katarsanız çok güzel. Size şimdi hazırlanışını anlatacağım, göstereceğim yani. Bir de yanına bir bardak Riesling şarabı, beyaz şarap patlattınız mı var ya çok çok güzel olur. Hayır alkol içmiyorum derseniz o zaman normal yanında kola, fanta, su ne isterseniz içebilirsiniz arkadaşlar. Hazırlanışına başlıyoruz. Normal fırın tepsisine koyuyoruz arkadaşlar. Şu peynirden dediğim gibi yarısını ben kullanıyorum bir tanesini. Şöyle üstüne sürüyoruz. Üstüne arkadaşlar bir avuç kadar yeşil soğan döküyorsunuz. Şöyle güzelce ne? Her yeri. Şöyle. Ondan sonra böyle şirit şirit kestiğimiz, bir dakika şu doğru düzgün kesilmemiş. Şirit şirit kestiğimiz salamı arkadaşlar üstüne koyuyorsunuz. Veya daha ince de veya ortadan daha kesebilirsiniz. Daha ufak olsun gibisini. Şöyle artık çoğunluğu azlığı size kalmış bir şey. Ve bu kadar arkadaşlar. Bitti bile.
Dediğim gibi normalinde biraz daha tuzlu oluyor. Çünkü Fransızların kullandığı domuz eti bayağı bir tuzlu olduğu için. O yüzden arkadaşlar. Biraz da tuz koyuyoruz. Evet. Ben biraz da karabiber koyuyorum. Ve önceden ısınmış arkadaşlar fırına 220 derecede 7 dakika pişiyor. Ve hemen sofraya götürüp sıcak sıcak yiyebilirsiniz. Pizza gibi böyle kesiyoruz biz arkadaşlar. Ondan sonra dilim dilim yiyoruz ve inanın çok çok güzel tadı. Gördünüz mü arkadaşlar? Salamları belki biraz daha ince, biraz daha kısa keserseniz görünüşte, ama bu da güzel görünüyor gerçekten. Fevkalade görünüyor. Ve şimdi arkadaşlar Manu da nereden çıktı? Malta şimdi güzelcene kesecek ama ikincisini koyuyor. Pizza gibi kestikten sonra arkadaşlar, çok ince ya, yani o yüzden her kişi iki tane yiyebilir. Tamam. Şimdi ben bunu hemen sofraya götürüyorum. Dediğim gibi biz yanında salata falan bir şey yapmadık arkadaşlar. Sadece bunu yiyeceğiz. Ondan sonra yanında beyaz şarap yoktu bizde. O yüzden pembe bir şarap çıkarttık arkadaşlar. Bu da çok güzel, hafif. İşten sonra bir böyle çok azıcık iyi geliyor. Bize afiyet olsun. Bakın gene neredeyim? Annem diyeyim arkadaşlar. Johnny'miz de burada. Paşamız da burada. Arkadaşlar ben size annemin kitaplığına kısa bir göstermek istiyorum. Yani görün bakalım benim annemde nasıl, yani ne kadar kitap falan vardır diye ve nasıl kitaplar vardır diye. Şimdi şu hepsi dolu arkadaşlar. Şu yukarıda göstereyim size birkaç tane kitap. Anneme benim aldığım kitapları veya tavsiye ettiğim kitapları da gösterebilirim. Şu Sarah'dan Luke Reinhardt'ın, bu kitap bende de var arkadaşlar. Bu kitap gerçekten çok güzel bir kitap. Adam, nasıl diyeyim ben size, her bir tercihini falan zar atarak karar veriyor. Gerçekten çok güzel bir kitap. Tabii ki annemin de Stephen King kitapları var. Ondan sonra Sofya'nın Dünyası, aynı benim gibi olduğu gibi. Ve şuraya bakıyor musunuz arkadaşlar? Sadece bu kitaplar hepsi değil, çünkü gördüğünüz kadarıyla bunlar ikinci kat. Yani şunu çektikten sonra arka tarafta da gene kitap var, görüyor musunuz? Yani kullanıyor böyle. Bir dakika, şimdi ben bunu nasıl sokacağım içine? Heh, böyle. Şimdi bunlar foto albümler falan. Şurada arkadaşlar böyle bir yavaşlığına bir geçeyim. Tabii ki Stephen King Yeşil Yol, anneme ben tavsiye etmiştim. Bunu annem çok seviyor. Ben Paco, bu galiba bir tane bir gazete yazarıydı. Ondan sonra adam arada sırada Paco, yani köpeğin hakkında hikayeleri anlatıyordu, yazıyordu yani gazeteye. Ve sonra bildiğim kadarıyla kitap yapmıştı adam. Zülfü Livaneli'nin çok çok kitapları var. Ha, annemin en çok sevdiği kitaplar Mina Urgan'ın Bir Dinozorun Gezileri ve Bir Dinozorun Anıları arkadaşlar, görüyorsunuz zaten. Sanırım annem bu kitapları var ya %100 bir 10 kere okumuşluğu falan vardır. Maalesef Almancasını ben daha bulamadım ama bulduğum zaman hemen alacağım. Çünkü annem o kadar çok methediyor ki, gerçekten Mina Urgan'a aşık annem. Ondan sonra burada gene Stephen King'ler. Ondan sonra Orhan Kemal. Ayşe Kulin, annemin en çok sevdiği yazar. Ayşe Kulin'i gerçekten çok çok seviyor. Evet, başka. Onların, annemin de böyle şifalı bitkiler, şifalı taşlar. Dediğim gibi her kadında olan. Bir de öbür taraflara hiç bakamıyorum arkadaşlar. Korkuyorum çıkarttığım zaman. Başka bir zaman bakarız da şimdi böyle göstereyim ben size. Ha, bir de böyle sultanlı multanlı kitapları falan annem çok seviyor. Bunu ben doğum gününde almıştım anneme. P.G. ve F. diye, annem çok beğendi bu üç kitabı. Çok çok beğenmiştim. Ondan sonra Kızım Olmadan Asla. Bunu bende de görmüşsünüz tabii ki. Orhan Kemal gene. Zülfü Livaneli.
Evet. Aziz Nesin'in bir sürü, galiba Aziz Nesin'in annemde her kitabı vardır. Hep tavsiye veriyoruz arkadaşlar. Şurası da dediğim gibi öbür taraf da var. Yani şunu çektikten sonra görüyorsunuz öbür taraflar da dolu. Burada şöyle bir göstereyim ben size. Ayşe Kule'nin. Evet. Onu da Nostradamus kitapları, Ayşe Kule'nin. Ondan sonra bu galiba Almanya'da aslında Hitler'in Kavgam kitabı Almanya'da yasak. Yani çok az Almanya'da yasak olan kitaplar var ve galiba belki de tektir. Ama Türkçesi ve bende bir tane Almancası var ama aslında yasak yani dediğim gibi. Evet, şurada da kitapları böyle bir göstereyim arkadaşlar. Bildiğiniz varsa öbür tarafa geçelim şimdi. Arkadaşlar bu taraftaki çoğu kitabı annem kaldırmış. Kolilere falan galiba. Evet. Burada gördüğünüz gibi Agatha Christie. Annem Agatha Christie gerçekten çok seviyor. Aziz Nesin'in Yokuş Yukarı, Yokuşun Başı ve Yol kitaplarını çok çok seviyor. Evet. Ve şurada birkaç tane daha var. Ve size bir şey göstereceğim. Annem bir de ne aşığı biliyor musunuz? Görüyor musunuz? Annemin en çok sevdiği böyle yazın, ne bileyim denizde veya öylesine bu Zagor, Texas falan var ya, gerçekten çok çok seviyor. Maalesef bulunamıyor artık. Sadece böyle çok eski kitapçılarda falan bulunuyor. Ben Türkiye'ye gittiğim zaman İzmir'de nerede olduğunu biliyorum bir tanesinin. Oraya gidip birkaç tane alıyorum çünkü çok pahalıya satıyorlar arkadaşlar. Ama burası da yani Swing, ama galiba en çok sevdiği Zagor ve Swing değil de Zagor ve Tomix, Texas. Evet, burada gördüğünüz gibi eskiler. Evet. Red Kitten var, gördünüz mü? Mr. Ve tabii ki her evde olunan, bunu o zamanlar arkadaşlar Hürriyet gazetesine Almanya'da da bilen vardı. Kupon topladıktan sonra işte Temel Britannica ensiklopedi vardı. Annemlerde hala var. Ondan sonra bunu biliyorsunuz tabii ki. Noah Gordon'un Hekim ve Beyaz Şaman kitabı. Dediğim gibi bende de var onlar. Bir de annem bu Victor Hugo'nun Sefiller kitabını galiba çok seviyordu. Evet. Evet arkadaşlar, size kısa bir gösterdim yani annemin kitaplarını, öyle her kitabı falan bakmadan, ama siz yani kitap seven, kitaptan anlayan diyeyim artık, yani zaten görmüştür. Bir de iç tarafta gördüğünüz gibi onlar da var. Belki bir gün onları da gösteririm size. Öyle yani, şimdi bakalım Johnny ne yapıyor? Kuzum. Bebeğim. Çok sıcak değil mi aşkım? Çok sıcak değil mi bebeğim? Havasının gülü. Yerim ben seni. Ne istiyorsun? Ödül mamasını. Ne yaptın da ödül mamasını hak ediyorsun? Ben bunu anlamıyorum her eve geldiğimde. O su durdun diye. Tamam. Anladım. Anahtar. İkinci bir tane ufak. Dur, çıkartamadım bir ellen. Bir ellen çıkartamadım. Alabız. Afiyet olsun. Arkadaşlar ben de şimdi bize mama hazırlayacağım. Şurayı bir açalım falan. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım vlog hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Bay bay. Wie geht's Sherry, jetzt? Sherry. Aus. Sherry. Schrei nicht so. Sherry, Sherry. pfui. Sherry.